Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Amerika, Johnny'ler diyarı. Amerikan okullarında, Amerikan askeri okullarında Türk etkisi. Ama nasıl? O bir taraftan Türk geneşi, Türk konseyinden geleceğimize ışık tutan çok çok önemli bir açıklama geldi. Ne mi? Bu ve daha fazlası için bu dostlama buyurun videoya dostlar. TUSAŞ'tan son zamanlarda atılım üstüne atılım, açıklama üstüne açıklama, teknoloji üstüne teknoloji geliyor. Hurriyet'in noktasında TUSAŞ'tan çok önemli bir açıklama geldi. TUSAŞ sistem mühendisi yaptığı açıklamada kısa pistli uçak gemilerine iniş kalkış yapabilme noktasında bir çalışma yaptık. Bu çalışma ve analiz sonucunda şu ortaya çıktı sevgili dostlar. İhtiyaç duyulması halinde Hürjet'in kısa piste sahip olan uçak gemilerine yani TCG Anadolu veya yeni üreteceğimiz uçak gemileri farklı platformlara Hürjetlerin iniş kalkış yapabileceği noktasında olabilir denildi. Hani burada TCG Anadolu mu yoksa farklı bir yeni yapılacak olan amfibi uçak gemisi noktasında mı çalışma yapıldı? Belki de her ikisi noktasında çalışma yapıldı. Türk İHA'ları, SİHA'ları TCG Anadolu ve farklı versiyonundaki amfibi uçak gemilerine iniş kalkışı hazırlanılıyor. Bu noktada çalışmalar son sürat sürüyor. O bir taraftan sürpriz şekilde yapılan bu açıklama, TUSAŞ'ın yaptığı bu açıklama, hürjetler için TCG Anadolu yolu gözüktü. Haydin hayırlı olsun inşallah. Amerika Türkiye'ye saldıra dursun. O bir taraftan Amerika'nın en yakın müttefiki Almanya. Almanya'dan açıklama. Alman denizaltılarında Rus sistemlerinin, Rus radar sistemlerinin kullanıldığı ortaya çıktı. İfşa oldu. Alman gazeteleri bunu ifşa etti. Allah Allah. Şimdi Almanya Rus sistemleri kullanıyor. Baltık donanmasında ve bunu Amerika göz yumuyor. Amerika biliyorsunuz Türkiye'yi S-400'ler noktasında yaptırım yaptırım üstüne yapmaya karar verdi. Avrupa Birliği, NATO, diğer taraftan Amerika, Türkiye. Amerika düşünsün bakalım. Merkel teyze, aramıza hoş geldin mi diyelim. Yok yok. Amerika Almanya'ya hiçbir şey yapmaz. Onların tek korkusu Türkiye. ASELSAN'ımızın yaptığı modern mayın tespit sistemi Yener gelecek yıl inşallah envantere giriyor. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Hem metal hem de metal olmayan mayınları tespit etme noktasında yere nüfuz eden bir sistem kullanaraktan çok özel Geliştirilen bu araç yakında hizmete girecek. Yener mayın tespit sistemi hem sabit platformlarda hem de hareketli platformlarda kullanılabilir. Yani giderken kullanabileceksin. Böyle açacaksın radarı. Yolda giderken arkadan zırhlı araç gereçlerimiz gelecek. Önden bu Yener aracımız gidecek ve yerde mayın varsa onu tespit edecek kusursuz şekilde. Ayrıca gergedan körleştirici ve elektronik harf sistemiyle beraber uyumlu şekilde çalışıyor. Gergedan, karıştırıcı ve körletici sistem. İsmi de güzel. Bu da vatana, millete hayırlı olsun inşallah. Mısır darbeci Sisi yaptığı açıklamada Etiyopya'nın yaptığı dev Rönesans Barajı, Hedasi Barajı'nı atıfta bulunaraktan, hedefe koyaraktan aynen şu açıklamayı yaptı. Ben çok konuşmam, açık söylüyorum. Kimse Mısır'dan tek bir damla su alamayacak. Denemek isteyen varsa denesin dedi darbeci Sisi resmen Etiyopya'ya meydan okudu. Biliyorsunuz Etiyopya ikinci seviye su tutmaya başlamıştı. Birinci seviye bitti. ikinci seviye başladıydı. Sudan ve Mısır'ı kuraklıkla baş başa bırakacak noktada bir adım bir gelişme. Çünkü dev Rönesans barajı, Hedasi barajı büyük oranda Nil nehrinin suyunu azaltacak gibi duruyor. Nil nehri ise Mısır için bir can damarı. Olmazsa olmaz. Ayrıca Sudan'ın devasa arazileri Nil'den gelen sularla sulanıyor. Bu noktada Sudan, Mısır, Etiyopya savaşın eşiğinde. Türkiye'nin Etiyopya ile arası iyi. Türkiye'nin Sudan'la arası iyi. Hatta geçtiğimiz günlerde Sudan Savunma Bakanı Türkiye'ye gelmişti. Etiyopya'dan da üst düzey bir yetkili Türkiye'ye atıfta bulunaraktan Türkiye Sudan'la aramızda aracı olsun demişti. Bu önemli bir çıkış. Etiyopya dev bir baraj inşa etti ve bu suların boşa gitmesini engellemek için bu barajı yürürlüğe koydu ve Mısır'a sudana şunu diyor sizlere de bundan su vereceği susuz kalmayacaksınız. Şimdi bir noktada bizim Türkiye'de inşa ettiğimiz barajlara benziyor. Suriye ve Irak Türkiye'den doğan sulara, nehirlere muhtaç. Heyetler arası görüşmeler sürüyor. Bakarsınız ilerleyen zamanlarda Türkiye, Etiyopya ile Sudan arasında, Türkiye, Etiyopya ile Mısır arasında aracı olabilir. Çünkü Katar'da işin içinde merkezinde. İngiltere eski Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyaraktan doğrudan İngiltere'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Lefkoşa'ya, Ercan Havalimanı'na uçuş başlatabiliriz dedi. Şimdi bu önemli bir açıklama. Niçin sevgili dostlar? Çünkü böyle sıradan bir insan, sıradan bir gazeteci veya sıradan bir gazete bu açıklamayı yapmıyor. Bu açıklamayı İngiltere'nin eski dışişleri bakanı yapıyor. Demek ki kapalı kapılar ardında İngiltere kamuoyunda bu konuşuluyor, görüşülüyor ki gündeme getirildi. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde baya bir oranda İngiliz yaşamakta. Evleri var, mülkleri var. Şimdi Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Cücük Kıbrıs Rumları Avrupa Birliği'nden Brexit yapan İngiltere'yi, İngiliz vatandaşlarını Güney Kıbrıs üzerinden KKTC'ye sokmuyor. Lefkoşa'daki Letrapala sınır kapısından sokmuyor. Bu önemli bir detay. Rumlar İngilizlere daha çok ters ve zıt gitmeye başlarsa, devam ederse İngiltere bu adımı atabilir. Çünkü uzun bacaklı İngilizler her daim kendi menfaat ve çıkarını düşünür. Ne Rum'u, ne Yunan'ı, ne de Türk'ü. Ama bu atacağı adım İngiltere'nin tanıması demek, tüm dünyanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasının önünü açacaktır. Takibe devam. Barzani Fransa'da bu Katar Dışişleri Bakanı'nın Erbil'i ziyaretinden bir hafta sonra gerçekleştirilen bir olay. Katar'ın İran kuzeyine yaptığı ziyareti ve Irak'a yaptığı ziyarette orada bulunan petrolün ve doğalgazın çıkarılması noktasında adımlar atma isteğini hem Kuzey Irak yönetimine hem de Irak'a bildirdiği iddia edildi. Katar firması Irak'taki ve İran kuzeyindeki gaz sahalarında gaz çıkarılmasını sağlayacak ve çıkarılan bu gazlar Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılacak ve tabi ki Türkiye'de aktarılacak. Ama mesele şu ki Macron Fransa bundan çok memnun değil ve apar topar Neçivran Barzani'yi Paris'e davet etti. Görüşme yapıyorlar. Görüşme nedir? Katar firmasına gaz çıkarma ihalesini verme. Ben gelip benim firmalarım Fransız firmaları İran kuzeyinde gerekli gazları çıkarır. Eee. Paris kafası, Macron kafası. Bakalım Türkiye, Katar, Irak, Fransa arasındaki bu santranç tahtasında kim kazanacak? Çin basınından bir haber. Çin Komünist Partisi yetkilileri yaptığı açıklamada NATO olası bir şekilde Çin denizine gelirse bizim gemilerimiz de Akdeniz'e gelir dedi. Hmm? Çin korona kafalar Akdeniz'e göz dikti. Çin basını diyor ki büyük NATO güçleri Çin denizine yol almaya başlarsa bizim ilk hedefimiz ilk rotamız Akdeniz olacaktır deniliyor. Ve bunu da Yunan basını Yunan kamuoyu büyük bir gururla arkadaki şapşalak fotoğrafla paylaşıyor. Yunan savunma bakanı Çin savunma bakanıyla böyle sarmaş dolaş tokalaşıyor. Bu Yunanlar bu Sirtakiler yok yok akıllanmayacak. Hani Hindistan'dan istediği performansı alamayan Sirtakiler şimdi sırtlarını Çinlilere dayamaya kalkıyor. Bakıyor. Uyan Sirtaki uyanı. Bu Çinliler, bu korona kafa Çinliler seni çiçi çi yer. Çin sen bizim map alanımıza gelemesin. Çin sen bizim kıta sahanlığımıza gelemesin. Ha gelirsin böyle Fransa'nın oralarda, İtalya'nın oralarda bir de Yunan'ın oralarda gezer gezer durursun. Ama bizim kıta sahanlığımıza gelemesin. Pakistan demişken Pakistan-Türkiye işbirliği her geçen gün artıyor sevgili dostlar. Hem de inanılmaz derecede hızlı gidiyoruz, hızlı ilerliyoruz. Allah'a çok şükür. Yeni atılan adımda Pakistan-Türkiye arasında atılan imzalarda Türkiye, Pakistan'da tersane kurma noktasında ve gemiler üretme noktasında adımlar atıyoruz. Arkada fotoğrafları paylaştım. Pakistan Denizcilik Bakanı'nın yaptığı açıklamada imza törenine o da katıldı. Türkiye'nin Pakistan'da tersane kurmayı, Pakistan'a teknoloji aktarmayı öğretmesini bekliyoruz dedi. Pakistan'ın Türkiye'den istekleri var. Bize tersane kurmayı öğret. Bize teknoloji aktar. Denizcilik noktasında, gemi üretim noktasında teknoloji aktar diyor Pakistanlı kardeşlerimiz. Bu noktada Pakistan-Türkiye birbirinin eksiklerini gideriyor. Nükleer noktasında Pakistan bizim eksiğimizi gideriyor. Bizler de diğer noktalarda Pakistan'ın eksiğini gideriyoruz. İHA'lar, SİHA'lar, gemiler, savaş gemileri noktasında Türkiye-Pakistan bir bütün. Pakistan Türkiye arasında ziyaretler sıklaştı, ticaret sıklaştı, teknoloji aktarımı sıklaştı demiştim. Pakistan Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye ziyarette bulundu. Hem Kıbrıs noktasında hem Akdeniz, Doğu Akdeniz noktasında, Adalar Deniz noktasında hem de Keşmir noktasında Türkiye-Pakistan işbirliği her geçen gün büyüyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklamada Türkiye'nin Kıbrıs'taki, Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki adımlarını sonuna kadar destekliyoruz dedi. Önemli çok çok önemli. Bu açıklama hem Hindistanlıları hem de hem de kimi bizim Omşi'yi, Sirtakileri çok büyük rahatsız etti. Özellikle Hindistan'ın ve Sirtakilerin, Yunan'ın yüreğine ateş düştü. Ne ateşi? Pakistan'a savaş gemileri üretiyoruz. O savaş gemileri hem Pakistan'a gidecek hem de Akdeniz'de görevlere katılabilir. Biliyorsunuz Türkiye Pakistan arasında tatbikatlar serisi denizde, havada, karada yapılıyor ve bu sıklaştırılacak. Hindistan'ın yüreğine ateş düştü dedim. Çünkü Pakistan Genelkurmay Başkanı bir yerde, Akıncı'nın merkezinde, Bayraktar TB2 ve Akıncıları ve diğer 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 İHA'larımızı, SİHA'larımızı yerinde kontrol etti Pakistan Genelkurmay Başkanı. Sar kardeşim oradan 30-40 tane SİHA. Oh Hindistan. Savaşlar tarihini her daim Türkler değiştirdi ve yine Türkler değiştirmeye devam ediyor sevgili dostlar. Amerikan askeri okullarında Türk İHA'ları, SİHA'ları okutulmaya başlandı. Oh. Nasıl? Bir dakika. Amerikan askeri okullarında Türk İHA'larının, SİHA'larının Suriye'de, Libya'da, en son Dağlı Karabağ'da Rus araç gereçlerini, Rus sistemlerini nasıl yerle bir ettiği bizatihi okulda ders olarak okutulmaya başlandı. Uf. Amerikan basını Foreign Policy dergisi yaptığı haberde Türk İHA'lar SİHA'lar sisteminin Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Türkiye arasındaki büyük mutlak birleşmeden sonra ne birleşmesi? Askeri noktada birleşmeden sonra Dağlık Karabağ'da mükemmel bir zafer ulaştı. Amerikan ordusu asimetrik harp okulu eğitimi uzmanı Albay Scott yaptığı açıklamada bu sistemler bu İHA SİHA sistemleri Türklerin Bayraktar TB2'leri Ankaları bu noktada ne Amerika ne de Rusya olmanıza gerek yok. Böyle özel sistemler kullanaraktan çok komplike birleşik bir savunma sistemine sahip olan orduları yok edebilirsiniz. Yahu biz ne yapmışız da böyle haberimiz yok. Hakikaten biz savaşlar tarihinde çığır açtık. İhalar sihalar noktasında dünyada ilk defa bir harp ortamında, bir savaş ortamında İha siha kullanaraktan savaşlar tarihini değiştirdik. Yeni bir dönüm açtık, yeni bir çağ açtık. Türk sihaları Amerikan askeri okullarında ders olarak okutulmaya başlandı. Amerika geleceğin savaş konseptini, insansız hava aracı konseptinde Türk etkisini, Türk taktiğini örnek alıyor. Ders olarak okulda öğrencilerine, askeri öğrencilerine okutmaya başlandı. <laughs> ben demiyorum Amerikan gazetesi diyor, Amerikan dergisi diyor. Daha değiştireceğimiz, daha bizi taklit edeceğiniz çok ama çok önemli teknolojik adımlar yakında duyurulacaktır. Amerika'nın nükleer olabilir, Amerika'nın parası olabilir, Amerika'nın jetleri, tankları, uçak gemileri olabilir. Bizlerde de elhamdülillah iman var. Bizlerde de elhamdülillah gençlerimiz üretiyor, üretiyor ve üretmeye devam edeceğiz inşallah. Ve 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 sonunda ama sonunda beklenen haber, beklediğimiz haber duyuruldu sevgili dostlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Önemli, çok önemli bir açıklama. Olmaz denen oluyor. Birleşik Türk Devletleri ilk defa duyuruldu. Bu cümleleri, bu kelimeleri ilk defa resmi bir ağızdan duyuyoruz. Türk Konseyi yaptığı açıklamada bir millet altı devlete doğru ilerliyoruz dedi. Türk Konseyi Genel Sekreterliği yaptığı açıklamada sonbaharda Türkiye'de İstanbul'da yapılacak olan Türk Konseyi toplantısı hazırlığı, hazırlık toplantısı önümüzdeki günlerde yapılacak. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın katılacağı ayrıca gözlemci olaraktan Macar Başbakanı ve Türkmenistan Başbakanı da katılacak. Ukrayna'da gözlemci olarak katılmak için başvurduydu. Ve bu sonbaharda İstanbul'da çok önemli toplantıda ne görüşülecek? Aynen şunu söylüyor Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev. Sonbaharda Türkiye'de İstanbul'da yapılacak olan Türk Konseyi toplantısında Türk Dünyası Birleşik Devletler konusu görüşülecektir dedi. Neydendi neydendi? Türk dünyası birleşik devletler konusu. Of! Elhamdülillah. Ya arkadaş, hakikaten sevinçten duramıyorum yani. Bu öyle böyle basit bir açıklama değil. Sonbahardaki bu adım, bu ilan edilecek olan 6 devlet bir millet açıklaması dünyada şok etkisi yapacaktır. Neyin şok etkisi? Türkler birleşti. Özellikle Dağlı Karabağ zaferinden sonra bu konunun görüşüldüğü ve bu konunun gündeme geldi ve Türkiye'nin de biliyorsunuz nakış nakış işlediği, durmadan ziyaretler yaptığı bu altı devleti ve diğer devletlerin de katılması için ön ayağın hazırlandığı, yeni taslakların hazırlandığı, bunun da hummalı çalışmanın, bu hummalı çalışmanın meyvesinin ve sonuçlarının sonbaharda, 2021 sonbahar ayında İstanbul'da tüm dünyaya ilan edilecek ve diğer noktada çok çok önemli olan adım ordular birleşiyor. Ticaret birleşiyor. Ülkeler birleşiyor. Arada yollar, kapılar, sınırlar kaldırılıyor. Kimlikle geçişler başlıyor. Yarın itibariyle Türkiye, Azerbaycan kimlikle geçişler başlıyor. Bu bir başlangıçtır. Diğer 6 devlet ve diğer devletlerle de kimlikle geçişler yakın zamanda duyurulacaktır. Şöyle bir düşün sevgili dostlar. Hayal değil gerçek. Gerçek olmaya çok yaklaştık. 2021 bahar sonbahar ayında Birleşik Türk Devletleri dünyası orduları birleşmiş. Ticaret birleşmiş. Aradan sınır kapıları kaldırılmış. Sınırlar kalkmış. Ülkeler birleşmiş. Ortak zenginlikleri, yeraltı zenginlikleri, yerültü zenginlikleri birleşmiş. Ordusu güçlü, ekonomisi güçlü, halklarıyla güçlü. Ya Rab bizlere nasip eyle. Birleşmiş Türk dünyasını görmeyi bizlere nasip eyle. Sizlere her zaman dediğim gibi sevgili dostlar asla ama asla hüzünlenmeyiniz. Her daim ümit var olunuz. Yeni dünya düzenini Türkler kuracaktır. Sonbaharda çok çok önemli, çok çok büyük gelişmelere hazır olun. Birleşik Türk Devletleri hayırlı olsun. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim müceddessin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.